konuşmayı yapıyor olmak benim için tabii ki çok üzücü ve çok zor. Ama diğer taraftan da çok büyük bir gurur. Her şeyden önce Temel Otel 2020'nin Türk Bilim Camiası'ndan çıkması, sadece Deniz Bilimleri Camiası olarak değil, yani bütün Türk Bilim Camiası'nın yetiştirdiği önde gelen bilim insanlarından biriydi. Şimdi önümüzdeki 10 dakikada Temel Hoca'nın hayatı, daha çok meslek hayatıyla ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum. Yaptığı çalışmalar, başarılar, bunlar üzerinden geçmek istiyorum. Hepimiz için çok ilham verici olacağından eminim. İlk başta bu resimde göstermek istedim. Biliyorsunuz 2 yıl önceki Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı'nın panel yöneticisi Temel Oğuz hocamızdı. Bu resme bakınca zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve ne kadar acımasız olduğunu da görüyoruz. Temel Hoca hiç kuskusuz demin söylediğim gibi Türkiye deniz bilimlerinin en üretken deniz bilimcilerinin başında gelmekteydi. Bütün dünyada tanınıyordu. Bütün dünyada tanınan, çok iyi bir saygınlığı olan bir bilim insanıydı. Birçok makaleye, çok iyi dergilerde birçok makale yayınladı. 4000 üstünde atıf almıştır. Çalışmalarına hiç ara vermedi. Temel Hoca için en önemli şey zor sorulara yönelmekti. Bu soruların üstünde çalışmaktı ve bunları çözmekti. Sadece 2017 yayınlarına şöyle bakacak olursak, tekrar ediyorum, 6 yayın sadece 2017 yayını. Bu yayınlar karbon dinamiklerinden, Marmara'daki akıntı sistemlerinden, Hamsi'nin kışı nasıl geçirdiğine, nasıl göç ettiğine dair birçok alanda yapılmış yayınlar. Yayınlara baktığınız zaman, hangi dergilerde yayınlar olduğuna baktığınız zaman her biri iyi bir konferansta keynote olabilecek yayınlar. Ama bundan da önemlisi başlıkların ve çalışma konularının ne kadar çeşitli olduğunu sadece bu 6 yayına dair görebilirsiniz. Temel Hoca için çok disiplinli çalışma, onun için onun challenge diye, zorluk diye nitelendirdiği çalışmaların başında gelmekteydi. Çok disiplinli çalışmayı gerçek manada özümseyen, en önde gelen bilim insanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Temel Hoca atmosfer bilimlerinde doktorasını yaptı. Atmosfer bilimlerinde doktorasını yaptıktan sonra fiziksel oşinografide devam etti. Ve çoğumuz Temel Hoca'yı büyük ihtimalle ekosistem dinamikleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanıyoruz. Şimdi atmosfer bilimlerinden başlayıp fiziksel oşinografiye, biyolojik ve kimyasal oşinografiye içeren çalışmaları yapmak gerçekten çok zor bir iş. Ve bu yaptığı çalışmalar uluslararası boyutta da ses getirdi, çığır açan çalışmalar oldu. Kendisi her zaman şunu derdi, bilimsel cephenin her zaman en önünde yer almak isteriz derdi. Güncel bir sorunlara yönelirdi, çözülmesi zor problemlere yönelirdi ve çözerdi esasında. Hep de sonuçlandırırdı, sonuçlandırma konusunda da çok başarılıydı. Son aylarında bile çalışılması çok zor konulardan olan Akdeniz ve Atlantik Okyanusu arasındaki su alışverişini, buradaki orta ölçekli fiziksel dinamikleri çalışmış ve bu konuda da çok önemli dergilerde yayınlar yapmıştır. Bütün bunların ötesinde, iyi bir bilim insanı olmanın ötesinde de iyi bir mentordu. Özellikle gençlerden ya da yakın çalışma arkadaşlarından, bilim camiasından kendine yaklaşan herhangi birinden hiçbir zaman yardımını esirgememiştir. Her zaman sabırla vakit ayırmış, herkesin elinden tutmuştur. Ekosistem modelleme çalışmaları Türkiye'de ilk başlayan, dünyada da ilk başlayanlar arasında yer almıştır Temel Hoca. Ve onun kurduğu deniz bir ekosistem modelleme grubu, şu anda ben de bu grubun bir parçasıyım. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da öncü bir durumdadır. Bu resimlerde gördüğünüz gibi daha geçen gün Temel Hoca'nın evinde buluşup genç hocalar olarak yeni projeler, deniz bilimlerindeki yani challenge'lar diye adlandırdığımız güncel sorunlar üzerine sohbetlerimiz, proje geliştirmelerimiz, hatta modellerin üzerine oturup çalışmalarımız hep devam etmiştir. Kendisi her zaman biz
sunmuştu. Bunun ötesinde uluslararası işbirliğinde yine en önde gelen araştırmacılardan biriydi. Uluslararası boyutta deniz bilimlerinin temeliyeti yayma yönünde öncelik her zaman için verdi. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde oşnografinin kapasitesini geliştirmesinde öncü rol oynadı. 1990'ların başında özellikle Soğuk Savaş'ın ardından Karadeniz'de Türkiye, Rusya, ABD bilimsel işbirliğinin gelişmesinde öncü rol oynamıştır ki bu o zaman için üstlenilmesi gerçekten zor rollerden biri. Uluslararası işbirliğinde önderliğine vurgu yapmak amacıyla Marine Hydrophysical Institute Direktörü meslektaşımızın vefatından hemen sonra yazmış olduğu birkaç satırı paylaşmak istiyorum. Temel zorluğu geçen 1990'lı yıllarımızın sırasında bize büyük yardımlarda bulundu ve onun sayesinde belki bilimi bırakmak zorunda kalacak olan birçok arkadaşımız deniz bilimlerinde kalmaya devam etti ve çok iyi birer bilim insanı oldular. Burada da o günlerden bazı resimleri görüyorsunuz. O günlerde resimde tanıdıklarımız var burada bazıları aramızda. Bir bilim insanı için makale ve atıfların ötesinde bundan daha kalıcı bir miras düşünmek herhalde zordur diye düşünüyorum. Gelin hızlıca Temel Hocamızın yaptığı çalışmalara bir bakalım. Tabii ki bütün yaptığı çalışmaları ben burada özetlemem mümkün değil. Dolayısıyla öne çıkan çalışmalarını diğer hocalarımıza da danışarak burada kısaca size aktarmak isterim. Evet, Temel Hoca Karadeniz'deki ilk önemli çalışmaları gözlemlere dayanmaktaydı. Örneğin Akdeniz suyunun Karadeniz'deki yayılımı üzerine ilk çalışmalarında önemli çalışmalarda bulundu. Sabah bununla ilgili hatta Latif Hoca'yla bir sohbetimiz oldu. İşte Boğaz'daki iki tabakalı akıntı sistemini biliyorsunuz. O zamanki yaptığı çalışmalarda ise bazen Akdeniz suyunun Karadeniz'e geçemediği, geri döndüğü gibi çok gerçekten bilinmeyen bir şıkışırı çalışmaları oldu. Uluslararası bir ekibin parçası olarak Hidroblack ve Comstlack diye adlandırılan seferlere katılmış. Bunların bulgularının yayınlamasında önce araştırmacılardan biri olmuştur. Ve Karadeniz riskli oşnografisine verdiği en önemli katkılar bu bilimsel seferler sonucunda çıktı. Bu sabah da esasında gündeme geldi. Şu altta gördüğünüz haritadaki gibi sinoptik seferler günümüzde çok da mümkün olmamakta. Ama o zaman 1991 yılında yapılan bu seferlerle Karadeniz akaratı dinamikleri ilk kez bu kadar detaylı olarak ortaya kondu. Daha önce bir antisiklonik yapıda akıntı döngüleri olduğu düşünülürken rim current dediğimiz bütün Karadeniz çevreleri akıntı sisteminin detayları ilk kez bu çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Bunun üstüne modelleme çalışmalarına hocamız ağırlık verdi. Özellikle gözlem çalışmalarıyla çözümlenmesi zor olan bu akıntı dinamiklerini etkileyen faktörler üzerine yöneldi. Akıntıların dönemsel olarak etkileyen rüzgarlar, ısı akını, tatlı su ve boğaz girdileri ve batimetrenin önemini, bu akıntılar üzerindeki önemini yaptığı çalışmalar da ortaya koydu. Aynı zamanda soğuk orta tabaka diye adlandırıldığımız Karadeniz fiziksel yapısının çok önemli özelliklerinden biri olan CIR üzerine araştırmalar da bulundu. Daha sonra bunlar ileride yapacağı veri simülasyonu ve ekosistem modellemesi çalışmalarında öncüsü oldu bu çalışmalar. Diğer öncü çalışmalar arasında yeni teknolojinin kullanılması, örneğin uydu verilerin aktif olarak toplanmasından sonra bu verileri aktif olarak hızlıca değerlendirmeye girişmiş. Altimetre dediğimiz deniz yüzey yüksekliğinin verilerini kullanarak daha önce size gösterdiğim akıntı sistemi akıntı sistemiyle ilgili sonuçları güncellemiş. Daha orta skalada hareket eden aktivitelere de burada yer vermiş. Ve rim current dediğimiz akıntı sisteminin etkisini burada çok daha yaygın olduğunu yaptığı çalışmalarla, uydu vasıtasıyla göstermişlerdir. Bu yapılan çalışmaların üzerine
özellikle modellerin, fiziksel modellerin operasyonel olması yolunda adımlar atan grup içinde bulunmuştur. Ve bunlara verilerin girilmesi ve gerçek zamanlı kullanılmasıyla ilgili çalışmalarda Karadeniz'de öncü rol oynamıştır. Bunun ötesinde ekosistem dinamiklerinin gerek gözle gerekse model vasıtasıyla çalışılmasına ciddi katkılar vermiştir. İlk ekosistem modellerini hocamız Türkiye'de geliştirmeye başladı. Bunları Karadeniz'de çalışmaya başladı ve besin ağının ilk modellerini Karadeniz'de geliştirdikten sonra özellikle besin tuzlarında üst trofik seviye canlıları bu dinamikler üzerine etkilerine baktı. Bunun ötesinde kimyasal döngülerle ilgili de çok ciddi çalışmalarda bulundu. Ben de yüksek lisansıma başladığım zaman Temel Hoca bu ekosistem modellerine yeni başlamıştı ve beni de bunlara yönlendirerek benim de kariyerimin şekillenmesinde çok önemli katkısı olmuştur. Her seviyede oldu zaten, sadece o zaman için değil. Bunun ötesinde verileri de değerlendirme konusunda hocamızın ayrı bir yeteneği vardı. Mesela hepimizin artık bildiği Karadeniz'deki rejim geçişleri, rejim değişiklikleri üzerine birçok yayın bulunmaktadır. Bunu da bulabildiği kaynaklardan, verilerden çalışıp yayınlamıştır. Bu da kendisinin en önde giden çalışmaları arasında gösterebiliriz diye düşünüyorum. Bunun ötesinde hamsi ve jelatinimsi türler üzerine yoğunlaşmış. Bu stoklardaki değişimleri ve bunların gene rejim değişimi dediğimiz gösterdiği salınımları özellikle modeller yardımıyla ortaya koymuştur. Daha önce hamsideki değişimler sadece balıkçılığa ya da deniz anasına bağlanırken bunların non-linear etkilerini araştırmış ve üstüne iklimin bunların etkilerini nasıl tetiklediğini yaptığı çalışmalarla ortaya koymuştur. Çok yakın bir zamanda özellikle geostrofik olmayan cephe sistemleri üzerine hocamız yoğunlaşmış. Bugün dahil bu konu gerçekten en tanıdığından hot topiklerden biri olarak görüldüğünde çalışılması en zor konulardan biri. Bizim bildiğimiz şu grafikte gördüğünüz gibi özellikle upwelling yani şeylerde uçaylardaki upwelling suların besin rüzgarının yukarıya çıktığını hepimiz biliriz. Ama antisiklonik yerlerde de aşağıya doğru indiğini biliriz. Ama bunların arasındaki frontal zone dediğimiz cephe sisteminde ikinci bir döngü oluştu. Ve bu ikinci döngünün ikinci bir upwelling'e yol açabileceği ve özellikle Akdeniz'de bunun birinci üretiminde çok önemli rol oynayabileceğini yakın zamanda yaptığım çok önemli çalışmayla gösterdi. Benzer çalışmaları da Karadeniz'de hocamız yapmaktaydı. Benim hocamızın çalışmalarıyla ilgili aktaracaklarım esasında bu kadar. Ama bunların ötesinde Temel Hoca çok renkli bir kişiliğe sahipti gerçekten. Her ortamın aranan şahsiyetiydi. Herkesin, çocukların amcası, iş arkadaşlarının yakın arkadaşı, bizlerin hem hocası hem abisi oldu her zaman için Temel Hoca. Bunun ötesinde yaptığı mentorlukları tabii ki her zaman özlüyoruz kendisini. Hiçbir zaman unutmayacağımızı söylemek isterim. Bunun ötesinde yakın zamanda denizlerinde başka kayıplarımız da oldu.